Covid-19 salgını ile mücadele sürerken, hava yolları bir yandan yeni noktaları uçuş ağlarına katmaya devam ediyor. Türk Hava Yolları son olarak ABD'deki 10. noktası New York seferlerine başladı. Bu özel seferde airport yapımcısı Güntay Şimşek de yer aldı ve salgın sürecinde uzun uçuşlarda nelerin değiştiğini, hangi tedbirlerin alındığını sizin için araştırdı. Aralık 2019'da Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs, her alandaki birçok alışkanlığımızın değişmesine yol açtı. En büyük etkinin görüldüğü havacılıkta, havalimanından uçak içine kadar birçok yeni uygulama hayatımıza girdi. Türk Hava Yolları'nın ilk New York seferinde uçakla seyahatte değişen alışkanlıkları ve öne çıkan uygulamaları araştırdık. Covid-19 salgın sürecinde ilk uçuşumu Amerika'ya, New York'a yapacağım. Türk Hava Yolları Amerika'da 10. uçuş noktası olarak New York'taki Newark Havalimanı'na uçmaya başladı. Biz de bu salgın sürecinde uzun uçuşun hikayesini, bu dönemde nelerin değiştiğini, nelerin uçuşu etkilediğini beraber hem havalimanında hem de uçuşta göreceğiz. Biz de sizlere aktaracağız. Salgın sürecinde hayatımıza giren maske, mesafe ve temizlik artık uçakla seyahatin olmazsa olmazı. Yolcular terminale sosyal mesafeye uygun olarak alınıyor. Girişte ateş ölçümü yapılıyor ve maskesiz yolcuların terminal içine girmesine izin verilmiyor. Ayrıca salgından önce kullanılmaya başlanan temassız teknolojiler son dönemde daha da öne çıkmış durumda. Salgında değişen uygulamalardan biri de uçağa binişler. Yolcular sosyal mesafeye göre uçağa alınıyor. Türk Hava Yolları uçağa binişte her yolcuya uçuş mesafesine göre hijyen kiti veriyor. Yolcuların kalabalık oluşturmadan yerlerine oturmalarına dikkat ediliyor. Covid-19'da değişen uygulamalardan biri de ikram hizmeti. Salgın öncesinde açık olarak sunulan ikramlar artık paket olarak veya plastik koruma kapları içinde yolcuların önüne geliyor. Salgın sürecinde gördüğünüz gibi ikramlar çok daha fazla korunaklı. Sadece bu üstte gördüğünüz koruma değil, altta ikram paketini açtıktan sonraki tüm yiyeceklerin hepsi paketli. Ayrıca gelen çerezler, çiçekler hepsi daha dikkatli sunuluyor. Dolayısıyla ikram almaya başlayan yolcular da yanındakiyle beraber anlaşarak dönüşümlü olarak ikramlarını alıyorlar. Uçak kabinleri her ne kadar HEPA filtrelerle bulaşı en aza indirse de personel maskeyle görev yapıyor. Covid-19 sürecinde yolcular en fazla hangi hususlara dikkat ediyor, nelere uymuyor? Maskeleri takmakta güçlük çekiyor yolcularımız. Maskeleri takmıyorlar. Burunları açık oluyor kimi zaman. Biz devamlı uyarıyoruz. Maskelerini takmalarını istiyoruz. Ağız ve burnunu kapatacak şekilde. Bazen yolcular maskelerini çıkartıp bize doğru konuşmaya çalışıyorlar. Yemek esnasında beraber aynı anda maskeleri çıkarmamalarını rica ediyoruz. Uzun uçuşlarda en fazla dikkat edilen alanlardan biri de tuvaletler oluyor. Her 5 yolcudan sonra veya 1 saat aralıklarla tuvaletler hijyen uzmanları tarafından dezenfekte ediliyor. Türk Hava Yolları salgın dönemini en iyi geçiren şirketler arasında yer alıyor. Uçuş sayısı bakımından Avrupa lideri olan Milli Hava Yolu, New York uçuşlarını 13 Haziran'a kadar haftanın 4 günü karşılıklı yapacak. Daha sonra haftanın her günü uçulacak rotada Boeing 787-9 uçakları kullanılacak. THY hali hazırda günde 2 gün New York JFK Havalimanı'na sefer yapıyor. İlk uçuşa özel olarak Boeing 777-300 ER'la gerçekleştirilen seferde kokpitte sorumlu kaptan pilot Sinan Saran, Yavuz Açıkgöz ve ikinci pilot olarak da Ozan Esendik görev aldı. Uçağımız 10,5 saatlik yolculuğun ardından New York Liberty Havalimanı'na teker koydu. Açılış kurdelesini Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, THY'nin insan kaynaklarından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdülkerim Çay,
Basın müşaviri Yahya Üstün ve THY New York müdürü Cenk Öcal kesti. Amerika Birleşik Devletleri salgından en fazla etkilenen ülke. 26 Mayıs itibariyle 34 milyonun enfekte olduğu ülkede 600 bini aşkın kişi COVID-19 virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. Salgının ilk günlerinde özellikle New York yaşanan sıkıntıyla öne çıkmıştı. Ancak aşılama çalışmalarıyla hayat yavaş yavaş normale dönmeye başlamış durumda. New York'u ziyaret eden yabancılar sokaklarda bedava COVID-19 PCR testi yaptırabiliyor. New York'ta hayat normale dönmeye başlamış. Sokakta ücretsiz testler yapılıyor. Yurt dışından gelenler için yine aşılar da ücretsiz. Restoranlar, yiyecek içecek yerleri, alışveriş merkezleri açık. Sokakta insanlar maskeli maskesiz dolaşıyor ama ağırlıkta yine maskeyi insanlar takmaya devam ediyorlar. New York sokakları eski yoğunluğunda olmasa da özellikle Times Meydanı oldukça kalabalık. Dünyaca ünlü Central Park'ta ise yürüyüş yapan ve koşan insanlara hayvanlar eşlik ediyor.